Arkadaşlar merhabalar bu videomda çemberde açı konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dördüncü özellikte kaldık çemberde iç ve dış açıdan bahsedeceğiz sizlere. Bizim e, şeyde ders anlatım filminde de kaçıncı sayfadayız? 133. sayfadayız arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim bu iç açıya dış açıya bazen gerek duymayabiliyoruz arkadaşlar. Her zaman böyle kesen bir iki kiriş arasında kalan bir açı olduğunda. Biz buna iç açı diyoruz bu arada. Ve bunlara bazen gerek duymayabiliyoruz. Sebebi de nedir? Çünkü sebebi sen üçgende açı muhabbetini biliyorsan büyük ihtimalle daha rahat bir şekilde sorularda yaparsın kardeşim. Hadi bakalım önce bir iç açıyı tanımlayalım. İki kirişin iki kiriş kestiğinde içeride kalan açıya biz iç açı diyoruz arkadaşlar. Bakın burası merkez olduğu zaman merkez açı oluyor bu. Herhangi bir yerde iki kiriş kestiği zaman şuradaki açı da iç açı. Buradaki açıda iç açıda direkt şey diyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğü yaylar. Gördüğü yayların toplamlarının yarısına eşittir. A artı B bölü 2 eşittir. Hocam bu nereden geliyor diye soracak olursanız. Dediğimiz gibi üçgende açı muhabbetinden geliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir yay var. Bu yayı gören bir tane bir çevre açı oluşturabiliriz. Çünkü bizim için merkez açı veya çevre açı önemliydi arkadaşlar. Ya da teğet açı teğetlik olmadığı için çevre açı olacağı, yapacağımız belli. Merkez de yok çünkü. A hocam A açısını görüyor burası. Hemen burası nedir diyebiliriz. A bölü 2 açısı yapar. Hocam bu bakın B açısını görüyor. Burası da B bölü 2. Bakın iki iç açının toplam bir dış açıdan. X açısı direkt A bölü 2 ile B bölü 2'nin toplamına eşit oluyor. Yani A artı B bölü 2 buradan geliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Yani genelde böyle iç açı çok karışık sorularda kullanabiliriz. İçeride saçma sapan bir, iki kiriş kestiği zaman gördüğü yayların toplamının yarısı şeklinde söyleyebilirsiniz. Ama Kullanmasanız da iç açı bilgisiyle de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, genelde ama öğrenci milleti şey yapıyor. Yani sizden bahsediyorum. Ee, genelde şundan bahsediyor arkadaşlar. Direkt iç açıyı aklında tutuyor. İç açıyı genelde formülde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki siz bilirsiniz ama yine de bunun üçgenden geldiğini bilmenizde fayda var arkadaşlar. İkincisi de dış açı. İki tane şey. Kesenin. iki tane kesen doğrunun kesmesiyle çemberin dış bölgesinde oluşan açıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Dış açı diyoruz. Dış açıda da yine gördüğü yaylar ilgili yaylarla ilgili işlem yapacağız arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Şurası A burası B ise X yayı da bu sefer A eksi B bölü 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. İşte AB yayı eksi CD yayı bölü 2'ye eşit olacaktır. Birinde iç açıda toplamlarının yarısı öbüründe de farklarının yarısı. Niye nereden geliyor hocam diye merak ediyorsanız eğer arkadaşlar. Bakın A Çevre açı oluşturacak olursak hop şöyle de olur. Öbür türlü de olur. Hiç fark etmez. Hocam buradaki açı A bölü 2. A'yı görüyor çevre açıdan dolayı. A bölü 2. Burası da bak B açısını gören çevre açı var burada. Burası da B bölü 2. Dikkat edin iki iç açın toplam bir dış açı. X artı B bölü 2 eşittir A bölü 2 olduğundan. X de buradan A bölü 2 eksi B bölü 2 diye geldi. Yani X'i buradan ne buluruz? A eksi B bölü 2 diye buluruz. Yine dediğimiz gibi iç açı yani Üçgensel bölgedeki açılardan da sonuca yine büyük ihtimalle ulaşırsınız arkadaşlar. Ama ne olur ne olmaz diye. Tabii ki sizler de dış açıya bilseniz iyi olur. Dışarıda oluşan açıya dış açı diyoruz. Gördüğü yayların farklarının yarısına eşittir diyoruz. Ama öyle hep dış açı. Yani illa dış açı gördün diye dış açı formülüyle yapacaksın diye bir şey yok. Bazen çıkmayabilir. Bazen daha zor çıkabilir. Ya da iç açı gördün diye iç açı formülüyle yapmana gerek yok. Bazen üçgensel bilgilerle daha kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar sonucumuz. Şimdi bunlara, e, bu kuralların ardından şöyle bir sonuçlarımız var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci sonucumuz şu, hocam şuradaki açıyla buradaki yayın toplamı 180 derecedir. Bakın, burası alfa iken burası neymiş arkadaşlar? 180 eksi alfa ya da buraya beta diyecek olursam alfa artı beta 180 derece diye söylüyor. Allah Allah, nereden geldi bu diye soracak olursanız, arkadaşım, şimdi ben buraya bir x dersen. Hocam bunun ölçüsü 360 derece. Buraya ne kaldı? 360 eksi x kaldı. Çünkü topla, e, toplamları 360 yapacak. E alfa da dış açıdan dolayı neye eşit oldu arkadaşlar? 360 eksi 360 eksi x 360 eksi x eksi -X, x bölü 2 eşit olacak. Yani buradan 360 eksi 2x bölü 2 eşit oldu. Bu da 180 eksi x eşit oldu. Yani alfa dediğimiz 180 eksi x yaptı. Gerçekten de bu açıyla bu yayın toplamı ne yaptı arkadaşlar? Bu açıyla bu yayın toplamı 180'e eşit oldu arkadaşlar. Birincisi bu. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Çemberin dışında bir nokta alınıp bu teğetler çizildiğinde şuradaki uzunluklar da birbirine eşittir arkadaşlar. Ee, bunun bir tane ispatını böyle yaptım. Bu açıyla buradaki açının yayın toplamı 180 derece. Birinci ispatımız bu olsun. İkinci ispatımız da şu olsun arkadaşlar. En azından şuradaki eşitliğin ispatını da yapabiliriz aynı zamanda. Bakın burada bir teğetlik var. Teğetlik görünce teğet kiriş açı gelir. Hemen şöyle bir teğet kiriş açı oluşturalım arkadaşlar. Ben buraya x açısı dersem gördüğü yay 2x'tir. Aa hocam burası 2x e, teğet kiriş açıdan burası da x yapar mı? Teğet kiriş açıdan evet hocam. Hocam burası x x ise burası da 180'e tamamlayan açıdır. Yani 180 2x'tir. Gerçekten de açıyla yayın toplamı yine ne yaptı? 180 yaptı arkadaşlar. İkinci bir ispat da bu. Aynı zamanda buradaki ispattan dolayı da bakın. Burası da x burası da x olduğundan dolayı gerçekten de t t t'ler birbirine eşit. Burada da ispatlamış oluyoruz arkadaşlar. İkinci sonucumuz da bu sefer merkezden geçtiği zaman da açıyla yayın toplamı 90 derecedir. Sebep bak şimdi Bak şimdi bak şimdi. Burada güzel bir şey daha söyleyeceğim. Bir sonuç daha çıkartabilirim. Merkez varsa teğet varsa çek dik değil mi? A hocam burası x ise burası nedir? 90 eksi x değil midir zaten? X'in toplamı 90 yapacak. E 90 eksi x e, buradaki yayda ne yapıyor? 90 eksi x yapıyor. Gerçekten açıyla yayın toplamı ne yapıyor? 90 derece yapıyor arkadaşlar. Ama işte bunu bu şekilde ezberlemenize gerek yok. Sırf burada ispat yapmak için. Sorularda da bu ispat yönteminde kullanırsınız diye söylüyoruz. Ama Şuradaki şeyi bilmekte fayda var yine. Açıyla yayın toplamının 180 derece olduğunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Bu arada burada şunu da göstereyim isterseniz. Burada şunu da göstereyim isterseniz. Neyi göstereyim? Farklı bir ispat daha yapayım isterseniz burada. Şuradakinde arkadaşlar en azından farklı bir tane daha bir olay daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer çemberde şuradaki bir noktadan tam böyle merkezden geçirdiğimiz zaman bak tam merkezden geçirdiğimiz zaman ne oluyor? Alttaki şey oluşuyor. İşte x ise burası 90-x x ise x burası 90-x işte e, toplamları da 180 yaptı. Belli zaten. Tam merkezden geçtiği zaman ne oluyor arkadaşlar bu? Şuraya o diyecek olursak bir de a o açı ortay doğrusu da oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu teğet teğet olduğunda merkezden geçtiği zaman aynı zamanda ne oluyormuş? Açı ortay olacakmış. Niye hocam? Hadi bakalım birlikte yapalım. Hocam merkez varsa teğet varsa çektik diye bağırıyoruz. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Aa, ne çıktı burada? Kollar açılan eşit. Nerede eşittir? Açı ortayda. Gerçekten de bunu açı ortay olarak bulduk. Ee, şuradaki yayların ölçülerinin do, şey, 180 derece olmasında aynı zamanda farklı bir ispatı. Üçüncü bir ispatını da yapmış oluyoruz aynı zamanda. Hocam burası x iken burası da x diyecek olursak. x 90 ise burası 90 eksi x yaptı. Hocam burası da 90 eksi x yaptı. 90 eksi x de gördüğü yay 90 eksi x. Burası da 90 eksi x. Gerçekten açı 2 x iken burası da ne oldu? 180 2 x yaptı. Açıyla yayın toplamı ne yaptı? 180 yaptı arkadaşlar. 3 tane ispatını yaptım. Ve aynı zamanda şunların birbirine eşitliğini de söyleyebiliriz. Açı ortada kolları kollar dikmeler eşit. Ayıp da yerlerde birbirine eşit. Bak 3 tane ispat yaptım. 3. ispatta bütün her şeyi şey göstermiş oluyorum. Ee, şu yayların açıyla yayın toplamının 180 derece olması. Bu Merkezden geçtiği zaman açı ortay doğrusu olması, bir de dışarıda bir noktanın teğetler çizildiği zaman şu teğet, şu teğet uzunluklarında birbirine eşit olmasını göstermiş bulunduk arkadaşlar. Bunlara ekstradan ekstradan bir özellik olarak vermeyeceğim, haberiniz olsun. Burada AO'nun açı ortay olması, bir de AB ile AC'nin de eşit olmasında lütfen ama lütfen burada ekleyin isterseniz. Şu özelliği bilmenize gerek yok, bu kendiliğinden çıkıyor. Merkez teğet çektik, yaparsanız sizin açınızdan daha kolay olacaktır arkadaşlar. Geldik sorulara. Hocam çok karışık şekil. Karışıklık bizi geldirmiyor kardeşim. Hemen açı ve yay ilişkisine yoğunlaşacaksın. Hocam 40 sa gördüğü yay nedir? Hocam 80'dir. Hocam başka bir şey yapamıyorum burada. Bu 80'i gören ne çevre açı var ne merkez açı var. Hocam burası değil. Merkez değil ki burası değil mi? O zaman bir şey yapamıyorsam dursun. 30'a bakalım. 30 sa gördüğü yay nedir? 60'tır. Peki çok güzel. E hocam 60'da gören ne çevre açı var ne merkez açı var. Hiçbir şey yok. Bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Şekilde çok karışık gibi. Bak ama bu yaylar var. Ben şimdi alfayı bulmak istiyorum. Alfa içerideki saçma sapan bir açı. Bu saçma sapan bir açıyı hocam şu ikisinin toplamının yarısından bulabilirim. Ya da hocam burayı bulamıyorsak şuradaki bulabiliriz en azından. Bu açıda bak 80 ve 60'ı görüyor en azından. X açısı direkt neye eşittir? 80 artı 60 bölü 2'ye eşittir. Yani 140 bölü 2'den 110'a eşittir. Ee, 70'e eşit bulardım. E burada x 70 ise alfa da kaç derece yapacaktır arkadaşlar? 110 derece yapacaktır. Yani alfayı da buradan 110 derece olarak bulduk. Bazen böyle içerideki saçma sapan açıları üçgensel bilgilerden bulamıyorsan iç açı var mı dış açı var mı mantığında yapabilirsiniz. Tabii ki üçgensel bilgiden bunu yapabiliriz. Yani bir çevre açı falan oluştursak yine sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar ama tabii bu çok karışık sorularda iç açıyı kullanmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Geldik bir sonraki soruya. 40. Hmm, Bu dışarıdaki açı 100. İçerideki açı. Arkadaşlar iki türlü yapacağım. Öncelikle dinleyin. Hocam dışarıdaki açıyı kullanmak için o zaman buradaki yaya ve buradaki yaya şey yapacağım. E'de yayı isteniyor değil mi benden? O zaman ben buraya x diyeyim. Buraya y diyeyim arkadaşlar. Hocam 40 neye eşit? 40. Y eksi x bölü 2 eşit. Dış açıdan dolayı. O zaman y eksi x buradan ne yaptı? 80 yaptı. Hocam burada da iç açı var. 100 y artı x bölü 2 eşit. 100 y artı x bölü 2 eşitse y artı x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 200 buluruz. 2 ile çarptığımız zaman. Taraf tarafa topladığımızda 2y eşittir 280'den. Y'yi buradan ne buluruz arkadaşlar? 140 buluruz. Y 140 sa y 140 sa burası da kaç çıkıyor arkadaşlar? X de 60 derece çıkıyor. Evet x'e 60 bulduysak bizden ed yayının ölçüsü isteniliyor. Cevabımızı direkt 60 diye yapıştırabiliriz arkadaşlar. Birinci yolumuz bu. Hocam ikinci yolumuz ne? Arkadaşlar açı ve gördüğü yay varsa üçgensel bilgilerden bazen daha rahat bir şekilde çıkıyor diye söylemiştik size. Şuradan yapacak olursak arkadaşlar. Şimdi benden bu yay uzunluğu ölçüsü isteniyor. O zaman bu yayı gören burada kaç ya Ben bir x dersem yani ya da alfa dersem. Alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. a hocam burada da bir çevre açı var. Burası da 2 alfadır. Pardon alfadır. 2 alfaysa burası da alfadır. E yüzü de kullanmam lazım. Şuraya bakar mısın kardeşim ne var burada? Bir boynuz var. Hocam boynuzdan dolayı şu üçünün toplamı buna eşit değil midir? Aynen öyle. Ya da bazı arkadaşlar şunu yapabilir. İki iç açının toplamı bir dış açıdan alfa artı 40 dersin. Bununla bunun toplamı da 100 dersin. Oradan da yapabilirsin tabii ki. Ama hiç oraya girmeyelim. Boynuzdan ya da bumerang'dan ya da şalvardan ne derseniz deyin oradan yapalım. Alfa 40 ve alfanın toplamı yani 2 alfa artı 40 eşittir 100'den. 2 alfa eşittir kaç çıktı arkadaşlar? 60 alfayı buradan 30 bulduk. A bizden ne isteniyor? 2 alfa isteniyor. 2 alfa da ne yapar? 60 yapar. Bu da ikinci bir çözüm yöntemi olsun arkadaşlar sizin için. Yani bu ikinci çözüm yönteminde sorularda kullanabiliyoruz. Üçgensel bilgilerle de sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 60 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, açı. Bak açıdan başlayacağımız belli. Başlayalım hemen. Hocam 80 ise gördüğü yay 160. E Hocam şurada bir teğet teğet var. Şu teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı kaç oluyordu arkadaşlar? Şu açıyla yayın toplamı kaç oluyordu? 180 oluyordu. O zaman arkadaşlar şuradaki özellik, şuradaki özellik, neredeki özellik, şuradaki özellik. Açıyla yayın toplamı 3 tane özellikten, 3 tane ispattan yapmıştım hatırlarsanız. Burada da 160 ya şu teğet teğet olunca bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapacak. Yani buraya kaç derece kaldı o zaman arkadaşlar? 20 derece kaldı. E hocam burada da teğet teğet var. Bu çembere bir açı düşürmem lazım benim. Burada da teğet teğet var. O zaman bu açıyla bu yayın toplamı da açıyla yayın toplamı da 180 yapacak. Buraya 160 derece kaldı. E bunun tamamı 360 olduğundan buraya 200 derece kaldı. Alfa da 200'ü gördüğü için 1'e 2 oran 1'e 2'den de dolayı e, çünkü alfa ise 2 alfa olacak ya da 200 direkt burası 100 diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle çıktı? 100 derece çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 50, 60. Burası kaç çıktı arkadaşlar? 70. Yani üçgen ya. Üçgen bilgisini kullanalım. Kullanmadan da yapan arkadaşlar olabilir. Mesela ben şuraya baktığım zaman hocam 60 ise bu t t olduğu için burası 120. 180'e tamamlayalım. Hocam 50 ise buraya kaç kaldı? 130 kaldı deyip. Hocam 130 120 daha 250. Buraya kaç derece kaldı? 110 derece kaldı deyip. 110 ise buraya da 55 derece diyebilirsiniz tabii ki. Yani cevabımız 55 derece çıktı. Ya da üçgensel bilgilerden dolayı 50 60 ise burası 70 çıkar. A daha kolay, kolay çıkıyor. Bakın. E 70 ise bu teğet teğet olduğunda açıyla yayın toplamı 180 yapacaktı. Direkt burası 110 derece yapar. 180 hata e açısı. E 110 ise buradaki açıda kaç derece yapacaktır? 55 derece yapacaktır arkadaşlar. Yani örneğimizin cevabı kaç yaptı? 55 yaptı arkadaşlar. Geldik bu videonun son sorusuna ne diyor şöyle bir şey var ama bu soruyu ne yapalım arkadaşlar bir ödül koyalım bu soruya ödüllü soru ne yapıyorsunuz gençler ödüllü soruda ne yapacağınızı artık biliyorsunuz hemen uğraşıyorsunuz 5 dakika mı 10 dakika mı yarım saat mi ne kadar uğraşırsanız uğraşın soruyu çözün çözdüğünüz zaman lütfen cevabı yorumlara yazın yaptım hocam buldum hocam. Tabi yapamayanlar da yapsın. Çünkü bazı videolarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapamayanlara da ödül vereceğim de söylemiştim. Bakalım yorumlarınız ne anlamda? Nasıl olacak? Benim çözdüğüm yolda mı çözdünüz? Yoldan mı çözdünüz? Merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım çözmeye başlayın. Videoyu durdurun. Yalnız geçen seneki çözenler arkadaşlar hariç. Tamam mı? Yani geçen sene çözdünüz. Yani geçen seneki notlarımda da vardı arkadaşlar bu soru. O yüzden ne yapıyorsunuz? O arkadaşlar lütfen yorum yazmasın. Lütfen. Tamam mı? Evet. Şimdi soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Daire şeklindeki bir karton AD ve BC boyunca katlandığında böyle katlanmış. Bir kere katlanılmış hali şöyle bir geri açalım arkadaşlar. Katlandığı zaman üstte bilen kenarlar yani yaylar birbirine eşit. Burada da bu yayı açtığım zaman hop şöyle açtı. Şu yayla da bu yay birbirine eşit. Peki. DT bölü TA. CT bölü TB 1 bölü 2. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. DT bölü TA 1 bölü 2'ymiş. Yani burası x yayı iken burası 2x'miş. Burası y yayı iken burası da 2y olarak verilmiş arkadaşlar. Peki ben buradaki yayları kullanmak zorundayım. Burası 3x iken burası da 3x midir? Aynen öyle. Burası 3y iken burası 3y midir? Aynen öyle. Şimdi gençler x ve y hakkında bir şey burada söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. 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 O zaman ne yapmalıyız arkadaşlar? Buradaki yayların ölçüleriyle ilgili bir şeyler kullanmalıyız. Sanki bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz burada? Hocam burada dikkat edin 2x y'nin ölçüsü var. Şey yapabiliriz. Bir çevre açı oluşturabiliriz. Bak çevre açı oluştu direkt. Hocam 2x ise burası ne yaptı? x yaptı. He. Aynı şekilde hocam burası da 2y ise hop şöyle. Burası ne yaptı arkadaşlar? Bu da çevre açıdan dolayı y yaptı. Değil mi? Şu büyük. Ee, bu hangi çemberde ama? Bunu şey diyebilir miyiz? Bu çember değil ki. Ama dikkat edin arkadaşlar. Dur. Tamam doğru. Çember diye burada ondan bahsedemeyiz. Arkadaşlar ama şöyle diyebiliriz. Şimdi şuradaki şeyi katlamışım ben buraya gelmiş. Peki buradaki kesmenin çembere tamamlanmış hali bu daire değil mi mavi daire? Evet. Sen bunu böyle katlamışsın. Bu kesme buraya gelmiş mi gelmiş? Sen bunu daireye tamamlasan. Hop şöyle. Daireye tamamlasan. Bu dairede bu kesmenin daire tamamlanmış haliyle aynı değil midir? Aynıdır. Yani şu bir daire yaptı arkadaşlar. Bununla eş daire yaptı. Peki aynı şekilde sen bunu da daireye tamamlayabilir misin böyle? Aynı şekilde. Bunun da daireye tamamlanmış hali şurası mavi daire yapıyor. Yani bu iki daire tam daire yaptı arkadaşlar. Mavi daire yani eş daire yaptı. Eşliği kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız bilmiyorum ama şunun daireye tamamlanmış halini düşünebiliriz arkadaşlar. Oradan dolayı şunu yapabiliriz artık. Şurası hocam şu siyah dairede ee, ne oluyor? 2x'e burası x yapar. Aynı şekilde burası 2y yayını görüyorsa çevre açıdan dolayı burası da ne yapar arkadaşlar? y yapar. Hemen yazalım onları. Burası x yaptı. Burası y yaptı. Hocam şuradaki x'i kullanmadım ben. E, o zaman oradaki x'i de kullanayım. Hop çevre açı. y'yi kullanmak için de hop buradaki çevre açı. Yine aynı şekilde ne oldu arkadaşlar? Burası x ise o zaman burası çevre açıdan dolayı x bölü 2. Keşke böyle 2x 2x 4x 2y 4y deseydik daha sağlıklı olacaktı galiba ama olsun hiç önemli değil. Burası y ise pardon şurası y ise burası da y bölü 2 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Valla soruda yine tıkandık. Bir şey yapamıyoruz gibi. Değil mi? Evet. Şu açıları bulduk. Sadece şu açıyı bulabilirim ben. Bu açıdan dolayı bir şey yapabilir miyim? İç açı oluyor mu? Hayır. Doğrusal değil ki arkadaşlar. Şuradaki açıyı bulsam şöyle iç açıyı kullanamam maalesef. Daha farklı bir şey düşünmeliyiz. Hocam burada şu teğetliği kullanmadık. Bakın şu siyah daire ile şu siyah daire burada teğet. Çemberde açıda iki çember teğet olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak teğeti çizmiyor muyduk? Evet. Ortak teğet çiziyorduk. Hop şöyle ortak teğet çizelim arkadaşlar. Aa, ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet giriş açıyı kullanmakta. Hocam teğet giriş açıdan bu 2x'i görüyor. O zaman burası x'tir. Teğet giriş açıdan burası da y'dir. Çünkü 2y'yi görüyor. He, şuradaki açıyı da bulduk daha sonra. Bir şey var mı? Var. Bak şöyle boynuz mu dersin? Bu mı dersin? İşte e, şal var mı dersin? Ne dersen de hocam şu açının şu açının ve şu açının toplamı kaç yapacak? X artı Y yapacak. Hadi bakalım topla onları. Topluyoruz arkadaşlar. X bölü 2 artı Y bölü 2 artı 40. X bölü 2 artı Y bölü 2 artı 40 eşittir. Kaç yapacak? X artı Y yapacak. Hocam bunu buraya atsan. X eksi X bölü 2'den X bölü 2 geldi. O zaman 40 eşittir. X bölü 2 artı Y bölü 2 de öbür, hatta öbür tarafa atsan Y eksi Y bölü 2'den Y bölü 2 geldi. O zaman 40 buradan X artı Y bölü 2'ye eşit oldu. O zaman X artı Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 80 olarak bulduk. X artı Y'yi 80 bulmamız ne işe yarayacak? Ve bizden şuradaki yay isteniyor. Şu yayın uzunluğu ölçüsü isteniyor. Ha hocam A ve B. Bak bu 40 dış açı. A eksi B bölü 2 40'a eşit diyebiliriz arkadaşlar. Bir de A artı B belli mi? Belli. Çünkü burada bakın şu dairede, şu çemberde 3X artı 3Y var. Hocam şu 3X ile 3Y'nin toplamı nedir? Şuraya yazayım. 3X artı 3Y nedir? X artı Y'yi sen ne buldun? 80 buldun. 3 katı 240 yapar. Hocam burası 240 ise, 240 ise orası. O zaman A artı B'ye ne kalır? Ya da şunu yazsam mıydık arkadaşlar? Şöyle yazsaydım daha iyi olacaktı. 3X artı 3Y artı bakın 3X artı 3Y artı A artı B'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz 360 olduğunu biliyoruz. E hocam X artı Y 80 ise aşağıda bulduk. 3X artı 3Y kaç yapar? 240 yapar. 240 öbür tarafa attığımız anda A artı B'yi de kaç buluruz buradan? E, 120 derece olarak buluruz. A artı B 120. Peki hocam bir de 40'a burada dış açıya bu. AXB bölü 2 de belli. A eksi B bölü 2 de neye eşit? 40'a eşit. O zaman A eksi B de kaça eşit oldu? 80'e eşit oldu. E o zaman 2 bilinmeyen iki denklem var. A artı B 120. A eksi B 80. Şuraya yazıyorum. A artı B eşittir 120. A eksi B de eşittir 80. Taraf tarafa toplarsam 2 A eşittir 200'den. A'yı da buradan kaç buluruz? 100 olarak buluruz arkadaşlar. Zaten bizden de ne isteniyor? 100 isteniyor. Evet. Ödüllü soru. Yapan arkadaşlar hadi bakalım. Mesajlarınızı bekliyorum. Yapmayan arkadaşlar da mesajlarını atsın. En azından hocam şu iki çemberdeki teğet teğetliği kullanmadım. Ondan dolayı yapamadım diye söyleyebilirsiniz. Ya da çevre açıları kullanamadım diye söyleyebilirsiniz. Teğetliği düşündüm ama şu çemberleri şey olduğunu düşünemedim hocam. Çemberleri tamamladığımızda e, burada bir çevre açı oluşacağını falan düşünemedim hocam gibi. Yorumlarınız da önemli. Niye yapamadığınızı da düşünmeniz soru ilerisi için çok önemli arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve yorumlarınızı da ona göre yazın. Akıllı mantıklı şöyle bir yorum yazın bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Ya da hocam yapamadım de. Yaptım hocam. Cevap yüzde geç gitsin. Evet gençler güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Ee, Tabi zor bir soru. Bu derecede bir soru çıkar mı? Valla arkadaşlar olimpiyat sorularına tabii ki karşıyım ama bu olimpiyat sorusu tarzında bir soru da değil sonuçta hepiniz mantığını anladınız. Kolay bir şekilde kavradınız. Valla ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden artık çemberde böyle katlamalı böyle zor bir soruda bekliyorum aslında arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar çemberde bir katlama olmadı. Ee, belki de böyle bir soru da gelebilir. Belli olmaz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ondan sonra sınav anında böyle bir soru geldiği zaman Aa, Kenan Hoca bunu yapmıştı deyip o rahatlıkla çözebilmek bile çok önemli arkadaşlar. Neyse bu soruyu hallettik. Kirişler dörtgeni ve şey kaldı arkadaşlar. Çember çizilebilir yapılabilen dörtgenler kaldı arkadaşlar. Ee, ya da çember çizilerek yapılan sorular kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoya saklayalım isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.